Arkadaşlar merhaba başlayalım dersimize adresleme modlarının büyük bölümünü tamamlamıştık son dersimizde bu bölümde de bir kaldığımız noktaya kadar genel tekrarla başlayalım isterseniz ilk olarak bu bölüm aslında bu derste ilk ders parçasında veya belki dersin ortasına kadar sürebilir. Ee, bu kısmı tamamlamış olacağız. Yani adresleme modları başlığını temel manada tamamlamış olacağız. Akabinde e, yeni bir bölüm başlığına geçeceğiz. Bu bölüm başlığında diğer komutlar var. Aslında diğer derken yani komut adedi olarak çok sınırlı bir komut e, adedini görüyoruz. Yani hatta hemen hemen tek, tek komut üzerinden bütün bu adresleme modu mantığını biliyorsunuz oluşturuyoruz. Bu komut da mu komutuydu ama arada bazı komutları da size e, bununla ilgili bir şeyi anlatırken e, hatırlatıyoruz ya da o komut gelene kadar o komutun da nasıl bir şey e, nasıl bir işlev yaptığını nasıl çalıştığını aslında görmüş oluyorsunuz mesela DJNZ bunlardan bir örneği ya da mesela e, PSW'ye bir veri girmemiz örneğin gerekiyor biraz sonra yine e, bize gerekecek o o sırada örneğin set bit komutunu, clear komutunu ben size gösterdim, hatırlattım ya da tanıttım. Ama işin özünde aslında sadece move komutu üzerinden bakın e, bu bölüm şekillendi çok büyük ölçüde. Şimdi bu parçada ise, bu son parçasında ise e, yeni bir alt başlığını göreceğiz. Bunun adı saklayıcı indisli adresleme modu. Yine move temelli bir kod ama sintaksında da farklılık var. Mantığında da Farklılık var, hatta epey bir farklılık var öncekilere göre e, bunun diğerlerinden ayrıldığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Hızlıca hatırlayalım, bu noktada zaten geldiğimiz noktada ben onun detaylarını size açıklayacağım. İlk olarak IPv adreslemeyi gördük. IPv adresleme bakın burada e, şu başlık ismi sayfanın sonuna doğru kalmış. IPv adreslemeyi gördük. Ne yapıyorduk bunda? Bir sayıyı tipik olarak doğrudan örneğin porta bir veri aktaracağız. Diyelim ki bir hesaplama yapacağız A'ya ya da herhangi bir bellek hücresine bir veri aktaracağız. Bakın bütün bunlar bunun örneği olabilir demiştik. Üzerine de epey konuşmuştuk. Bu bölümde de buna aslında bir yine atıfımız var. Hatta söyleyeyim isterseniz önce sonra daha iyi aklınızda kalmış olur. Bakın DPTR'yi ben şöyle kullandım. Bunu unutmayın şimdi. Bu derste bunu kullanacağız. DPTR'ye bir kere DPTR nedir? 16 bitlik bir saklayıcıdır. Bakın 16 biti görüyorsunuz burada ve DPTR kullanılmış olması da. Yani hem 16 bit kullanılması anlamında hem de e, spesifik olarak DPTR'nin kullanılmış olması anlamında bunu hatırlayacağız bu derste. Doğrudan adresleme modu ikinci modumuz idi. E, bunun içerisinde de saklayıcıları bakın bir öncekinde şöyle bir mantığımız söz konusuyken başında diyez işareti koyuyorken bunda koymadık değil mi? Doğrudan bir bellek hücresindeki veriyi bir bellek hücresine. Böyle söyleyince arkadaşlar hepsini aslında kapsıyor. Çünkü A da bir bellek hücresi bakın. Bunu çok defa tekrar ettim ama e, bunu tekrar etmekten yana bir sıkıntı yok. Sürekli yine hatırlatacağız, söyleyeceğiz. A da aslında bir bellekteki bir hücredir. Bir SFR bölgesinde bir adrestir. Dolayısıyla adres demek buna. Yine yanlış değil, yani bir adresten bir adrese demek yanlış değil. Bakın burada bunu zaten doğrudan görüyorsunuz bir adresten bir adrese, ama buna da yine aya da bir adres diyebiliriz. Bir yeni modumuz vardı ama bir öncekiyle çok farklı değildi, değil mi? Bunun adı da saklayıcı adresleme moduydu ya da saklayıcı doğrudan adresleme modu. Biraz daha uzun eğer düşünürseniz ismin, ama saklayıcı demek işin esprisini bize veriyor. Buradaki fark neydi bakın? Şu R'lerin kullanılıyor olmasıydı. Bunu isterseniz hedef tarafta buradaki gibi ya da isterseniz kaynak tarafta buradaki gibi kullanabiliyordunuz. Dolaylı adresleme. Buna da genel olarak dolaylı adresleme diyebiliriz. Çünkü e, saklayıcı kelimesi zaten işin doğasında var. Yani saklayıcı olmazsa zaten bu saklayıcıdan da kasıt burada neydi arkadaşlar? ...Ri, büyük ya da küçük yazabilirsiniz. Ri ile gösterilen... ...şu e, yine... ...REM'in bu kez yalnız... ...tamamını değil, yani örneğin bir bankı... ...şöyle düşünürseniz... E, ...bunları bir daha bölersem... ...epey... E, ...inceleyecek ama... ...bölelim hadi. Şöyle bakın, 8 tane normal şartlarda... ...bank sıfırda örneğin... ...böyle devam ediyor değil mi yukarıya doğru? Ben şu 8 tanenin sadece ikisini kullanıyorum. Yani geriye kalan e, diğer şöyle çizmeye çalışayım. Şu alttaki çizgi biraz eğri olmuş ama şöyle yapmaya çalışalım. Bakın şu mor şöyle 8 tanesini düşündüğünüzde bu 8 tanenin üstteki 6 tanesini götürüyor. Bu adımda bu 6'yı kullanamıyorum. Yani şu aşağıdaki 2 tanesini kullanabiliyorsunuz. İkisi dediğim bu. Tamamdır, değil mi? Dolayısıyla e, bu R0 ya da R1 oluyor ama bank 1'de, bank 2'de, bank 3te bank e, bu şekilde toplam 4 tane bankta da bu işi yapabiliyorsunuz. Evet e, şimdi sorularınız arkadaşlar oluyor arada onlara da bakıyorum bir taraftan. Bununla ilgili kısmındaki soruya önce cevap vereyim. R'den R'ye e, sintaksımız yok onu geçen hafta söylemiştim. Dolayısıyla yani bir tarafta adres şeklinde yazmanız gerekiyor. Bu dolaylı adreslemede de böyle zaten mantıkken Burada da bu şekilde yani bunlardan birisi ya örneğin port olacak ya A olacak böyle özel isimli bir saklayıcı olacak. Ya da bir bellek hücresini buraya açıkça belirtmeniz gerekir. Dolaylı adresleme üzerine daha e, uygulamalarımız var arkadaşlar. Yani bunun üzerine aslında bilgisini elde edeceğiniz e, nokta itibariyle düşünürsek gerekli bilgiyi verdik ama e, uygulama anlamında üzerinde konuşacağız. O yüzden e, yine siz e, dersi tabi dikkatli takip edin ama geçen haftada mutlaka bu anlattıklarımı e, yani dolaylı adreslemenin temeli mantığı vesairesi anlamında ee, anlamış olmanız lazım. Eğer onunla ilgili noktaya dair bir eksik varsa o dersi de dikkatli bir şekilde tekrardan e, gözden geçirirsiniz. Bakın burada move x ile ilgili komutlar var. Bunu daha önce söylemiştim. Move x'li komutları, yeşil yazmayayım. Yeşil genelde onay anlamında kullanıyorum renk olarak. Şimdi x e, harfi external'dan geliyor. Bu harici anlamında bunları düşünün. Aksini belirtmedikçe Mu X'li bir komutumuz yok şu anda. Yani ilave bir şey olursa size bunu söyleriz. Bu derste ama bir eklenti yapacağız. Ama o eklenti o harf X değil. Evet geldik bizim saklayıcı indisli adresleme moduna. Bu derste görecek olduğumuz moda. Ee, buradan bakın hızlıca ben size önce bu sintaksi burada göstereyim. Sonra diğer tarafa geçelim şunu sileyim isterseniz bir daha üzerinde yazacağım zaten benzer bir şeyi. Geçen hafta anlatırken bunu dikkat etmeniz açısından vurgulamıştık. Bakın bir kere komut değişti bakın. Mu C oldu. Yani bir C harfi var. İkincisi bir et işareti var. Bu bana dolaylı adreslemeyi çağrıştırıyor. Tamam güzel. Ama şurası çok farklı bakın. A artı DPTR. Bu ne demek? Yine bu taraf benzer. A. Ama şöyle garip bir durum var bakın. DPTR kaç bitlikti? Biraz önce söyledim. 16 bit. Değil mi? 16 bitlik bir saklayıcıdan ne yapıyorsunuz? A ise bildiğiniz gibi 8 bit değil mi? Ee, şuraya ok yazmayayım. 2 üst üste koyalım. Bakın 16 bitlik bir saklayıcıdan 8 bitlik bir saklayıcı ki yani artı var burada ama fark etmez. Sonuçta 16 bit bir kere var burada. Ee, A'yı ekleseniz de zaten bu 16 bit'e eklemiş olursunuz. Bir şey çıkartma işlemi olmadığı için ya da bunu azaltma durumunuz söz konusu olmadığı için dptr'yi değer küçülmez. Bilakis artar. O yüzden bakın 16 bit'i 8 bite mi aktarıyoruz? Bu anlama mı geliyor? Buna bakacağız. Bunu tabi böyle yazmayayım. Şöyle bir soru işareti koyayım buraya. Böyle mi olacak? Yani şunlar böyle mi gerçekten bakacağız. Tabi böyle yani 16 bitte bir sorun yok. 8 bitte de, de bir sorun yok ama işlem bu mu? Ya da şöyle yapalım. A'yı buraya yine ekleyeyim isterseniz. A 8 bit bakın. Bunun toplamından bahsediyorum aslında ben şu anda. Bunun toplamı ikisinin toplamı mantıken minimum 16 bit. Bu 16 biti mi buraya aktarıyoruz? Buna bu derste bakacağız. Evet, Kyle uygulamalarını soruyorsunuz arkadaşlar. Şimdi onunla ilgili cevap vereyim. E, dersi aynı örnekleri hem Kyle'da hem kağıt ortamında yani böyle yazarak bilgisayar ortamında fark etmez. Yapmamız mümkün değil. İkisine birden zaman yetmiyor. Onu e, ifade edeyim. Benim direkt e, bizim sizle paylaştığımız program örneklerini yaptığım Kyle dersleri var. Yani özel olarak sıfırdan o derste mesela yarım saatlik bir derste direkt Kyle'ı anlattım. Bunların hepsinin kaydı var. O yüzden bunu geçen hafta da söyledim. Ondan önceki hafta da söyledim. Aynı şeyi ben size bir daha tekrardan adım adım şu anda vermeyi çok gerekli görmüyorum. O yüzden bu kez de burada bu tarafından anlatıyorum. Yoksa e, ister Kyle'dakini e, tekrar dinleyin. O bölümleri kendiniz e, yapmadan önce önce benim anlattığımı dinleyin. Sonra yine Kyle'da yapın. Bu da mümkün. İsterseniz direkt buradan da kendiniz Kyle'da yapıp sonra benim anlattığımı inceleyebilirsiniz. Yani elde bu kayıtlar olduğu için arkadaşlar aynı şeyi aynı yöntemle bir daha gereksiz bir tekrar olmaması düşüncesiyle anlatmıyorum. Ama şu var tabi hiç Kyle anlatmadan devam etmeyeceğiz. Kyle'ı mutlaka kullanacağım. Ama şöyle genelde bu konular yani ilk defa anlatırken örneğin tercihimiz Kyle oluyor çünkü hemen komutu da görüyorsunuz, uygulamasını da görüyorsunuz. Sıfırdan yazma gerekliliği olmuyor. Hazır bir komutu kodu takip etmeniz sadece gerekiyor. Zamanı çok efektif kullanmamızı sağlıyor. Ama buradaki mantık da biraz daha böyle adım adım bir şeyin nasıl ortaya çıktığını görme açısından avantajlı. O yüzden zaman olsaydı zaten ben önce böyle sonra Kyle'da uygulama şeklinde anlatacaktım. Şimdi öncesini ben size anlatıyorum zaten sonrası olabilecek aşama bir sonraki aşama mevcut. Kyle'da anlatmadığım dersleri ya da daha kısa anlattığım dersleri ya da bir bölümün örneğin anlattığım dersleri Kyle'da olmayan kısmı açısından tekrar ben onu size anlatacağım. Hiçbir sorun yok yani o noktada bir tereddütünüz olmasın. Yani o dersleri de biz anlattık arkadaşlar. Bunları da biz anlatıyoruz. Senelere göre ders değişmiyor. O yüzden zaten mantıken sadece bu dönemin anlatılan örneğin 30 dakikalık bir dersi, bir ders parçası size yetmez. Tekrar yapmanız lazım. İşte tekrar içinde size o ders kayıtları çok uygun bir imkan sağlar diye düşünüyorum. Diğer soru da bununla ilgiliydi. Ali ve Emre'nin sorularına. Ahmet ve Emre'nin sorularına düzeltiyorum. Bu şekilde cevap vermiş olduk. Bir soru daha var mı diye bakıyorum. Tamam. Ali'nin sorusuna daha önce cevap vermiştik. Evet arkadaşlar şimdi e, devam ediyoruz. Bu bölümü tamamlamış oluyoruz daha doğrusu. Yani notlar anlamında. Şimdi ben size bir sonraki başlangıç kısmını göstereyim. Bakın bu komut e, kümesi başlığını içeriyor. Dördüncü başlık. Buraya kadar gelmiş olduk. Yani bu konu başlığı bitti. Tabii bitti derken şimdi ben benim e, kendi yöntemimle tekrardan bunu size anlatacağım. Evet. 51 1 saklayıcı indisli adresleme. Bakın bu başlıklarımı da tekrar size e, gösteriyorum. Bakın burada saklayıcı indisli adresleme dedik. Beşinci başlığımız. İlk dördünü burada ben verdim. Şimdi e, dördüncüden sonra yani dolaylıdan sonra beşinci başlık bu. Arkadaşlar hızlı isterseniz olalım çünkü e, işin aslında özü çok basit. Çok uzatınca biraz sanki çok zormuş gibi anlaşılıyor. Öyle değil. Burada bir komut bir kere e, stilimiz var. Bunu öncesinde anlamamız lazım. Önce oradan başlayayım ben. Normal şartlarda renkler ne kullanmışız onları hatırlayayım. Evet. Evet. Şimdi move komutumuza bir kere bir eklenti yapıyoruz. Bunu başka bir renkle yazayım. Şöyle bir C harfimiz var. Bakın bir önceki ya da daha öncekilerden ayıran nokta e, beni bu. İkincisi A var burada. Burada bir şeyler var değil mi? Burası benim kaynağım. Bu kaynakta da bakın bir et işareti vardı az önce hatırlarsanız. Yine A var ve DPTR var. Bunları artık küçük yazabilirsiniz, büyük yazabilirsiniz söylemiyorum. Mantıken her zaman bu geçerli. Bakın 3 tane nokta var. 1 C harfi A artık bu yeni bir durum değil ama yani bilin bilin diye mantıken hedef tarafın bu olduğunu hatırlayın diye söylüyorum. Kaynak tarafında da A artı DPTR var. Şimdi bunu anlamaya çalışalım. Az önce söyledim. Burası 16 bit. Değil mi? A 8 bit. Bunlar bakın yani bu bilgiler değişmez değil mi? Bunların böyle olduğunu söyledik. Peki ben A ile DPTR'yi toplarsam şayet. Bakın buraya bunun açıklamasını yapmak isteyeyim. A artı DPTR nedir toplamda? 16 bit. Değil mi? İki tane 16 biti ben. bir, bir 16 bitle bir 8 biti birbirine eklediğim zaman minimum mantıken 16 bitlik bir aralığa ihtiyacım var. Yani DPTR'nin içerisinde belki 16 bit dolu olmayabilir. Atıyorum 8 bit olabilir, 12 bit olabilir. Ama sonuçta DPTR'nin potansiyel olarak 16 bit taşıma ihtimali var. Bana 16 biti getirme ihtimali var. O yüzden benim 16 bitlik bir buna yer açmam gerekiyor. Birinci nokta bu. Peki bu dolaylı adresleme nedir? Ve de mantıken burada bir A var. Şimdi A'da 8 bit mi? Zaten bir daha vurguladık. Bakın burada yazdım. 8 bit, 16 bit. Ben buraya 8 bit nasıl yazacağım? Yani 16 biti 8 bite nasıl yazacağım? Mantıken benim için bu bilgi 16 bitlik anlamlı ve kaybolmaması gereken bir bilgi olduğu için ben 8 bite bunu yazamam. Değil mi? Kaybederim yoksa üst 8 bitini ya da alt 8 bitini ya da herhangi 8 bitini bir yerini kaybederim. Yazma yazmam mümkün değil. Ha iki aşamalı falan gibi düşünebilirsiniz. Öyle bir şey söz konusu değil. Tek aşamada bunun yapılması lazım. Demek ki bu 16 bit yani bu yazılan 16 bit başka bir şey bu buraya yazılması gereken 8 bit başka bir şey yani buradaki 16 biti yazmayacağım ben buraya arada bir işlem var o da ne arkadaşlar bakın buna e, bakarsanız buraya bu et işareti size bunu söylüyor bu şöyle bunu başka bir renkle yazalım bu mu C ile ilgili olan tarafıyla da aslında bağlantılı ama şöyle dolaylı ifadesini kullanıyorum bakın buraya. Şimdi bu noktada hemen ben size program belleğini bir hatırlatayım. Kısaca çok detayına girmeden. RAM gibi düşünebilirsiniz program belleğini. Ama tam olarak da RAM gibi düşünemezsiniz. Farkları neler? Onlara bakalım şimdi. Program belleğinin içerisinde böyle hücrelerimiz yine olacak. Böyle büyük büyük çizdim ama yeterli. Sonra böyle devam edeceğiz. Bu şekilde devam edeceğiz böyle yukarıya kadar. Yani yukarıdan kastım ne kadarını kullanıyorsak. Arkadaşlar şimdi program belleğinin de adresleri var. Adresleri için başka bir renk kullanalım. Bu noktaya dikkat edin. Bir tane daha yazalım hadi. Hatta biraz bunların aralıklarını daraltayım ben. Burası da 0003 hex. Ne dikkatinizi çekti burada? Adresler RAM'den farklı, değil mi? 16 bit adreslerim var benim. Adresler 8 bit değil. Dolayısıyla bu nokta son derece önemli. Yani biz e, program belleğini RAM'den farklılaştırmak açısından e, bu noktaya mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Yani daha doğrusu farklılaştırmak derken farkını görmek açısından yoksa biz özel bir şey yapmıyoruz. Sadece bu farkı anlamak gerekiyor. Birinci nokta bu. İkinci nokta bunun içerisinde yine veriler var değil mi? Bakın bunlara da yine hexleri koyayım önce. Şöyle. Ve bakın adresler ise şöyle yani iki basamakta olduğunu sadece göstermek için şöyle x harfi diyelim ki koyalım. x x hex ne olduğunu bilmiyorum önemli değil. Sonuçta iki tane nibble var burada. Yani 8 bit. Arkadaşlar dikkat ederseniz bakın bunun içerisi 8 bit. Yani her bir RAM hücresinin, her bir program belleği hücresinin içerisi 8 bit. Fakat bunun adresleri 16 bit. Aslında bu kadarla mantığını anlamanız lazım. Çünkü yukarıda ben bir noktayı soru işareti bıraktım. Sonra buraya geldim anlatmaya. Değil mi? Mantıken bunu anlatıyorsam e bunun bununla bir ilişkisi var. E bu ilişkiyi anlatırken de ee, bir 16 bit dedim, bir 8 bit dedim. Aslında yakalamanız lazım değil mi olayı? Olay şu. Bakın bu adresler RAM'deki adresler değil. A artı DPTR dediğim yani şu 16 bite karşılık gelen bunu şuradaki renkle göstereyim. Bu maviyle de bunun bir alakası yok arkadaşlar. Çok fazla renk e, belirgin olmuyor çok çeşitli kullanınca. Yani buraya daha önceden kaynağı hedefe renk vermiştim. Şimdi şu mavi ile şu mavi ilişkili. O anlamda düşünün. Burası program belleği adresi. Yani bu 16 bit program belleği adresine karşılık gelir. Açık yazayım. Tamam. Demek ki ben bu A artı DPTR'yi ekleyince bir 16 bit elde ediyorum ya. Geliyorum onu program belleğinin adresi olarak arıyorum. O karşılığı bulup bu kez adresi değil. Adresi zaten buldum. Geldim oraya. Yani onunla artık bir daha işim yok. İşim benim neyle arkadaşlar? Bu adrese karşılık gelen veriyle işte o veriyi alıyoruz bakın. Bu da program belleğinin şu 8 bit'e bu kez yazıyorum. İlgili yani 16 bit dedik ya az önce bu 16 bite karşılık gelen ilgili program belleği adresi içindeki veriyi. Tamam. Şimdi bu şekilde belki tam her şey anlaşılmamış olabilir ama işin mantığı bu. Bu kadar. Yani bu programın yaptığı iş şu. DPTR ile A'yı topluyor. Buradan bir adres elde ediyor. Bu adresin 16 bite kadar yani 16 bitin tamamını doldurma ihtimali var. A ile eklenince özellikle e, zaten örneğin 8 bitlik bir şey var elimde diyelim ki. Bir de ona ben 16 bite ekliyorum bunu. Dolayısıyla sonra da onu ne yapıyorum? Burada gördüğünüz gibi program belleğinin içerisinde adres olarak buluyorum, kullanıyorum. Onun içerisindeki veriyi bana herhangi bir hücrenin içerisindeki veriyi ise ne yapılıyor? A'ya yazılıyor. Mantık bu. Tabi bunu niye yaptık? Şu anda ders süremiz azaldı. Bunu anlatmaya ilk parça açısından zaman yok. Onu derli toplu bir şekilde ikinci parçanın içerisinde anlatacağım. Ama buradaki teknik iş bu şekilde oluşuyor. Bu şekilde yürüyor. Bunu anlamak başlangıçta sonrasını takip edebilmek açısından son derece önemli. Evet buna dair sorunuz var mı arkadaşlar? Yani bakın Move C kısmı. Bir kere kalıp a virgül et a artı dptr kısmı tamamen sabit. Ben şu anda size baktığınız zaman burada 16 bit var demeniz lazım. E ben bu 16 biti buraya nasıl yazıyorum demeniz lazım. Bunun açıklamasını yapmış oldum. Yani bu 16 bit tamam doğru. Ama et 16 bit var burada. Yani 16 bitin kendisi değil. Hani anlattık ya dolaylı adreslemede remin ilgili hücresini adres kabul edip onun içerisindeki yere gidiyorduk. İşte burada da aynısını yapıyoruz aslında. Burada da bakın A artı DPTR benim için bir ne oluyor? Adres oluyor. Bu adres bilgisini gidip direkt kopyalamıyorum. Bu adres bilgisini alıyorum. Adres bilgisinin içerisindeki veriyi alıp bu kez A'ya kopyalıyorum. Dediğim gibi buna niye ihtiyaç var? Böyle bir şey niye var? Bunun mantığı nedir? ona birazdan bakacağız. Sorunuz varsa yazabilirsiniz, bana iletebilirsiniz. Ders içerisinde cevap vermem gereken noktalarsa onlara cevap veririm. Daha sonraki haftalarla ilgili ise onun zamanını, yerini söylerim. Çünkü bazı komutları şu anda henüz görmediğimiz için, yani temel bilgi verebilirim tabii ama o yerinde belki cevap verilecek bir şeyse sorduğunuz, o zaman onu anlatırsak o daha uygun olabilir. Ee, tamam. Ali'nin bir de RAM sıfırlamayla ilgili sorusu var. Ee, onu e, şöyle isterseniz madem ikinci derse kalmasın o, ona dair e, normal şartlarda aslında ben anlatımı yaptım. Bunu bir kez daha e, DJNZ komutunu anlatırken yani koşul ve döngülerle ilgili e, farklı komutlarımız da var. Onları anlatırken aslında bunu tekrar ederiz. Daha daha detaylı anlamında o zaman tekrar ederiz ama şu anda da ben size şu noktayı hatırlatayım. Bunu aslında söylemiştim ben geçen hafta ama madem bu haftaya da biraz bir şey deriz dedik herhalde üzerine. Arkadaşlar buradaki olay şu. Buna dair dediğim gibi çalışma sorularında da benzer ya da bu mantıkla benzer. Tamamen aynı şey olsa zaten bu kodu yazarsınız. Ama bu mantıktan yola çıkarak yazabileceğiniz tarzda kodlar var. Yani yazmanız beklenen kodlar var. Burası sizin için bir temel bilgi verir. Bakın buradaki espri şuydu. Ben Resifra 7F değerini verdiğimde yani Resifra burası. Bank sıfırdayım zaten. Onu garanti de etmişim yukarıda. 7F değerini verdiğimde A'ya 00 hex değerini veriyorum ki bu temizleme anlamında denilen şey işte zaten bu. Yani 00 demek remi boşalt demek. 00 yap demek bütün hücreleri. O yüzden 00 hex kullanıyoruz. Şuradan sonra başlıyor benim olayım. Yani döngü kısmı ve koşul kısımları burada. Burada dikkat ederseniz A'nın içerisindeki veriyi R0'ın bana gösterdiği yere gönderiliyor. Yani şu 00 bilgisi var bunun içinde. Bu ben R0'a gidiyorum, soruyorum senin içinde ne var? Ne taşıyorsun? R0 neyse onun adresi oraya beni yönlendiriyor. Yani R0'ın içinde tuttuğu şey, R0'da gözüken şey R0'ın kendisinin adresi değil. R0'ın içinde gözüken adres benim için gitmem gereken adres. Oraya gidip A'nın içerisindeki veriyi yazıyorum. Sonra bir sonraki komut önce azaltıyor. R0 önce azalıyor. Yani FF'le 7F'le başladık. 7F bir azalıyor 7E. Sonra gidip yine aynısını yapıyorum. Yine aynısını yapıyorum. En son komutu anlatayım size. En son komutta artık burası normal şartlarda ne oluyor? R0'ın değeri azalıyor, azalıyor. En son bakın 01 oluyor bunun içerisinde. Şimdi bu burası arkadaşlar burada en son hali. Yani en son halinden kastım şu. Bakın normal şartlarda şöyle yazayım. Bakın başlangıçta siyah yazayım başlangıçta olan şeyi şuraya kadar. 7FX Bu arada içine yazarken ben başına DS koymuyorum. Çünkü buraya zaten adres yazılmaz bir daha. O yüzden DS koymanıza gerek yok. İçine yazdıklarınız zaten sayıdır. O öyle anlaşılır. Onda sorun yok. Ama şuraya ben işte sayı kastettim falan diyemezsiniz. Çünkü Bambaşka bir komut anlamına geliyor. Bakın normalde başlangıçta bu. Yani şu komut sonrası şöyle bir olay var. A'yı çizmedim. A'da da 00hex var. Şundan sonra ne olmaya başlıyor bakın. Kırmızı yazalım. 7f gitti. 7e oldu. Değil mi? Bu gitti vesaire diye gidiyor. En son bakın 01hex kalıyor bunun içerisinde. Sonra ben gidip 01hex bir azalttığım zaman şunun içerisinde bir sonraki döngüde şurada yazıyorum. Arkadaşlar 01 hex'in içerisine de 0 hex'i yazıyorum. Sonra buraya geldiğimde bakın son komut arkadaşlar artık işlenen son komut bu. DJNZ komutu benim zaten bir kere daha bunu azaltıyor ve şu yeşille yazdığım komut zaten yani şu komut daha doğrusu son halde şu yeşille yazdığım şeyi zaten kendiliğinden veriyor şu komut arkadaşlar. En son ama en son adımda yani bütün halinde zaten azalmış oluyor. En son adımda artık 0 0 inmiş oluyor. Ve artık ondan sonra bir daha başa zaten dönmüyorum. Çünkü şu komut ne diyor bize? Azalt diyor önce. Azalt sonra bak diyor. Eğer 0 değilse dallandı. Ya e 0 oldu. Yeşil 0. O zaman artık bir daha geriye gitmiyoruz. Devam ediyoruz. Tamam. Bu komut şu re içerisine yazdığınız değer eksi bir tane sizi geriye gönderecek. O değer sıfıra indiğinde, R0'ın içindeki değer sıfıra indiğinde artık bir daha geri göndermeyecek sizi. Tamam. Bütün şu son adımda bunun işlenene kadar her şey aynı. Bir azalt şuraya sıfır yaz. Bir azalt buraya sıfır yaz vesaire diye gidiyor. Buraya derken yani bir önceki kısma nerede kaldıysanız. En son tekrar ediyorum 0,1 hex'ten ben buraya r 0'ın içerisinde 0,1 hex vardı. Bir önceki adımda oldu bu. Sonra geldim yazdım o 01 hexe 00'ı. Buraya indim. Bir azalttığım anda artık bir daha döngü koşul, döngü komutu, bu koşul komutu beni geriye göndermiyor. Anlaşıldı zannediyorum. Arkadaşlar süreniz, süremiz bitti ilk parça için. Ara yapıyoruz. Arada varsa sorularınızı iletin. ikinci parçada kaldığımız noktadan saklayıcı indisli adreslemeye devam edeceğiz.